Şimdi 7 nokta etkinliğimizde erozyon engelleyebilir miyiz? Bunu yapacağız. İlk başta araç ve gereçlerimiz, 2 alüminyum tepsi, eşit miktarda toprak, bir tane çubuk, 2 tane ise pet şişe. Delinmiş bir iki tane pet şişe. Nasıl bir yol izleyelim? Etkinlik 7.4'teki araç ve gereçlerimizi kullanarak yeni bir deney yapalım. Aynı araç gereçlerimiz burada gördüğünüz gibi. Her iki tepsileri dolduracak şekilde eşit miktarda toprakları koyalım. Eşit miktarda topraklarımızı koyduk. Bir çubuk veya kalem yardımıyla tepsilerimizi, topraklarımızı birine eğime, dik, ikincisine de eğime paralel yarıklar açalım. Gördüğünüz gibi çubuğumuz burada. Açacağız yarıklarımızı. Hazırladığımız toprakları ilk deneyde kullandığımız pet şişe yardımıyla aynı yükseklikten ve eşit miktarda su dökelim. Sularımız burada pet şişelerde. Tepsilerde akan suları kovalarda toplayalım. Kovamız da burada. Şimdi etkinliğimize başlıyoruz. İlk başta eğime paralel olarak yarıklar açacağız. Evet, iyice yarıklarımızı açıyoruz. Şimdi kolamızı alıyoruz. Suyu dökmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi su akıp gitmiyor. Toprağa paralel olarak yaptığımız için hiçbir değişiklik yok. Aşağı doğru gidiyoruz. Yine hiçbir değişiklik yok. Gördüğünüz gibi toprak gitmesine engel oluyor. Şimdi iyice boşaltıyoruz. Okay. Gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik olmadı. Toprak akmadı. Şimdi gelelim öbür. Şimdi eğimi dik bir şekilde süreceğiz. Bunu bir tarla farz ediyoruz. Gördüğünüz gibi su yavaş yavaş gidiyor. Aç. Evet, biraz daha yarıklarımızı açalım. Yok, suyu dök. Suyu döküyoruz. Aç yarıklar. Gördüğünüz gibi. Aşağıda dök. Aşağıda dök. Aşağıya dök. Aşağıya dök. Döküyoruz. Aşağı dök suyu, aşağı dök. Gördüğünüz gibi su akıyor. Yavaş yavaş. Açtığımız yarıklar eğime dik olduğu için su oradan aşağı döker misin? Akıp gidiyor.
Biraz daha yaraklarımızı açıyoruz. Daha da belli olması için. Dök. Suyumuzu aşağılara dök. Kapağını aç. Kapağını aç. Aç kapağını. Kapağını açtıktan sonra